Allah ayetlerde Kur'an'ın yeterli olduğunu, anlaşılır olduğunu, kendisi tarafından açıklanmış eksiksiz bir kitap olduğunu söylemiştir. Rum suresi 58. ayet, andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik. Şüphesiz sen onlara bir ayetle geldiğin zaman o inkar edenler mutlaka siz ancak muktil olanlardan başkası değilsiniz derler. Müslümanlar ahirette yalnızca Kur'an'dan sorumlu olacaktır. Zuhruf suresi 44. Kolum şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz Kur'an'dan sorulacaksınız. Birazdan izleyeceğiniz filmde Kur'an'ı yeterli görmeyip hurafelere göre din anlayışı geliştirildiğinde nasıl dehşet verici bir dünya olacağını göreceksiniz. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet İbni Hanbel diyor ki namaz kılmayanın cezası ölümdür, idamdır. İdamla yargılarım. 3 gün içerisinde namaz kıldı mı kıldı, kılmadı mı 3 mezhebin imamına göre cezası idamdır. Allah katında cezası idamdır. Şehrin çöplüğüne atacağız cenazesini. Kur'an'da namaz kılmayanın değil öldürülmesine, namaz kılmadığı için insanlar tarafından yargılanmasına dair dahi bir hüküm yoktur. Hurafelere dayalı İslam anlayışındaysa namaz kılmayan kişi öldürülüp cenazesi şehir çöplüğüne atılacak kadar öfke ve şiddet hakimdir. Bu Kur'an'a tamamen aykırıdır. Bakara suresi 256. ayet, dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk, rüşt, sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa o sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Onun kopması yoktur. Allah iştendir, bilendir. Şura suresi 21. ayet, yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşrih ettiler, bir şeriat kıldırdılar. Eğer o fasıl kelimesi olmasaydı elbette aralarına hüküm, karar verilirdi. Gerçekten zalimler için acı bir azap vardır. Bütün mezheplerde bu rejim vardır. Çünkü bununla ilgili hadisler sahihtir. Kur'an'da rejim yok. Yoksa yok. Olabilir, yok. Ama peygamber tatbik etmiş. Tevrat'ta da var rejim. Kur'an'da olmayabilir ama peygamberimiz tatbik etmiş. Sünnette var. Hatta rejimle ilgili bir rivayette böyle bir ayet gelmiş ve sonra peygamberimizi Allah unutturmuş. O ayeti Kur'an'a koydurmamış. Böyle bir rivayet de var yani. Kur'an'a göre zina haramdır. Ancak karşılığı asla öldürmek, özellikle de rejim, yani taşlayarak öldürmek değildir. Kur'an'da olmayan bir hükmü peygamberimizin uyguladığını söylemek Resulullah'a iftiradır. Resulullah Kur'an dışında bir hüküm getirmez ve uygulamaz. Yunus suresi 15. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmaya ummayanlar derler ki bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük günün azabından korkarım. Peygamberimizin Kur'an ayetini haşa unuttuğunu ve Kur'an'ın eksik olduğunu iddia etmek de çok çirkin bir iftiradır. Kur'an noksansız, eksiksiz ve tastamamdır. Kehf suresi 54. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Andolsun bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Gönül rızasıyla girmiş olduğu İslam dininden tekrar çıksa, küfre dönse, kafir olsa iktidar suçunu işlemiş olur. Bu suçu işleyen insana mürtet denir. Bu suçun cezası da ölümdür. Bakara suresi 256. ayet, dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk, rüşt, sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Peygamberler de dahil hiç kimse bir başkasını dini yaşamaya zorlayamaz. Yunus suresi 108. ayet, de ki, ey insanlar, şüphesiz size Rabbinizden hak gelmiştir. Kim hidayet bulursa o ancak kendi nefsi için hidayet bulmuştur. Kim saparsa o da kendi aleyhinde sapmıştır. Ben sizin üzerinizde bir vekil değilim. Zina etmesi halinde cezası eğer din uygulanacak olsa ölüm. Kadının da erkeğin de. Bir adam zina ettiğinde cezası ölümdür. Ölüm cezasına taşlanarak öldürülmek şeklinde tespit edilmiştir. Ehl-i sünnet ve cemaat mezhepleri bu konuda ittifak etmişlerdir.
Kur'an'a göre bir kadının zina suçuyla suçlanabilmesi için onu tam olarak zina anında gören 4 kişinin varlığı şarttır. Ayrıca Kur'an'a göre zina suçunu atmasına rağmen şahit getirmeyenlere ceza olması da bu konuda iftirayı engelleyici, caydırıcı bir hükümdür. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Ona karşı 4 şahitle gelmeleri gerekmez miydi? Şahitleri getirmediklerine göre artık onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Dolayısıyla zinaya karşı Kur'an'ın hükmü tüm medeni hukuk toplumlarında olduğu gibi toplumsal bozulmayı önlemek için caydırıcı ve ıslah edici ceza uygulamasıdır. Öldürmek değildir. Zümer suresi 41. ayet, artık kim hidayete ererse bu kendi lehinedir. Kim saparsa o da kendi aleyhine sapmış olur. Sen onların üzerine vekil değilsin. فالوقوف امام الرده هو الذي ابقى الاسلام وجاءت احاديث كثيره مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثه احاديث كثيره عن عدد من الصحابه يعني في ان يقتل المرتد Kafirun suresi 1:6 De ki ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam benim taptığıma siz tapacak değilsiniz ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Kur'an'a göre hidayet, yani bir insanın İslam'ı gönülden kabul edip yaşaması Allah'ın lütfuyladır. Eğer bir kişi dini yaşamıyorsa veya şüpheye düşüp dinden dönüyorsa, bu o kişinin kendi sorumluluğudur. Kehf suresi 29. Kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Ve de ki, hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Dinini değiştirirse... İslam'dan çıkarsa onu öldürün. İslam'ın cezası fektuluhu onu öldürün. Kur'an'a göre her insan inanıp inanmamakta özgürdür. Kararından kendisi sorumludur. İman, dinin samimi vicdan ve akılla kabul edilmesidir. Ölüm tehdidiyle insanlar samimi imana değil, münafıklığa yönlendirilir. Bakara suresi 272. ayet, Onların hidayete ermesi senin üzerine bir yükümlülük değildir. Ancak Allah dilediğini hidayete erdirir. İslam devletinde sövse, tövbe de etse, halifenin üzerine vaciptir yöneticinin onun kafasını alsın. Onu öldürürüz. Tövbe etsin. Biz görevimizi yapıyoruz. Bir insanın yanlış yaptığında öldürülmesi, o kişinin pişman olup düzelmesi imkanının elinden tamamen alınmasıdır. Oysa tevbenin amacı insanların kurtuluşudur. Nisa suresi 26. ayet, Allah sizi açıklayarak anlatmak, sizi sizden öncekilerin sünnetine iletmek ve tevbelerinizi kabul etmek ister. Bu yüzden Kur'an'da bu konuşmalarda anlatıldığı gibi bir öldürme cezası yoktur. Kur'an İslam'ında insanları sevgiyle, şefkatle ve anlayışla güzelliğe davet vardır. Bakara suresi 256. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Bir insanı inanmadığı halde inanıyormuş gibi yaşamaya zorlamak, onu münafıklığa yöneltmektir ve büyük bir zulümdür. Onlar mümin oluncaya kadar insanları sen mi zorlayacaksın? Yunus suresi 99. ayetinden anlaşıldığı gibi, hiç kimsenin bir başka insanı inanmadığı veya inancını kaybettiği için cezalandırma hakkı yoktur. Namazı inkar etmeyenin, haddi Ebu Hanife'nin mezhebinde ölünceye kadar hapsedilmektir. Yani yavaş yavaş öldürmedir. İmam Malik'in mezhebinde, İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebinde, İmam Şafii'nin görüşlerine göre 3 gün kendisine mühlet verilir. 3 gün sonra katledilir. Dikkat edilirse Kur'an dışı din anlayışında kişiyi yanlıştan sakındıracak sevgi dolu bir anlatım yoktur. Ya öldürmekle tehdit, ya yavaş yavaş öldürmek amacıyla hapsetmek ya da öldürmek için 3 gün süre vermek vardır. Belki o insanın kaderinde o 3 gün içinde değil, daha sonra hidayet bulmak vardır. Bunu Allah'tan başka kimse bilemez. O insanın hayatına son vererek bu imkanı elinden alamaz. Hidayeti nasip edecek olan Allah'tır. Allah'ın hidayet nasip etmediklerine, müminlerin tutumu ise Kafirun suresi 6. ayette sizin dininiz size, benim dinim bana şeklindedir. Bir kimse eğer dinden döner, İslam'ı reddederse hemen 3 kere tövbeye çağrılır. Ancak tövbe etmezse öldürülür, onun cenazesi yıkanılmaz, üzerinde namaz kılınmaz, cenazesi de Müslümanların mezarlarına defnedilmez.
İnsanlar dinlerinden dönerlerse bu onların kendi tercihleridir. Allah ayette sizden kim dininden geri döner de kafir olarak ölürse artık onların bütün işledikleri, amelleri dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır ve onlar ateşin halkıdır. Onda süresiz kalacaklardır diye haber vermiştir. Yani dinden dönenler bu dünyada kendi tercihlerini yaşarlar. Daha önce yaptıkları boşa gitmiş olur ve hesaplarını ahirette Allah'a verirler. Kur'an'a göre bu insanlara dünyada herhangi bir ceza veya yaptırım uygulanamaz. İslam'a göre dinden çıkan mürtet, yani mürtet öldürülür. Zina eden rejim edilir ve bir de dinden dönen de idam edilir. Hüküm budur. Bütün mezheplerde de hüküm budur. Bu hususta mezhepler arasında bir tartışma yok. Hurafelere dayalı sistemde olduğu gibi öldürmekle tehdit ederek İslam'ı yaşatmak insanları mümin değil münafık yapar. Münafıklıksa cehennemin en alt tabakasını hak eden çok aşağılık bir konumdur. Kaf suresi 45. ayet, biz onların neler söylediklerini daha iyi biliriz. Sen onların üzerine bir zorba değilsin. Şu halde benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver.